Azm hakkı ne diye soracak olursanız? Burada bir sıkıntı var. Bodrum'un kırmızı çizgilerinden. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Bir de sebzeli döner. Arkadaşlar bu bir deniz mayını. Bodrum deyince akıllara genellikle böyle plajlar, gece hayatı, eğlence mekanları, elbette pahalılık akıllara geliyor. Ama dünyanın 7 harikasından birisinin Bodrum'da olduğunu, işte Bodrum'da leleklerin yaşadığını, çok güzel antik kentlerinin ve çok güzel gezilecek doğal güzelliklerinin olduğunu kaç kişi biliyor bilmiyorum. Elbette siz biliyorsunuz benim takipçilerim, doğa sever insanlar siz biliyorsunuz ama ben biraz da bu konuya eğilmek istiyorum. Ama şu da var. Bodrum'un tarihi sokaklarını, o dar caddelerini, dar sokaklarını da gezip sizlere de göstermek istiyorum. Bakalım neler göreceğiz. Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler. Halikarnas balıkçısının bu sözleriyle Bodrum sizi karşılıyor. Burada arabayı koyacak yeriniz de var. Burada durup şöyle az da olsa Bodrum manzarasını görebileceğiniz bir seyir terası da yapılmış. Şimdi bulunduğumuz yer Bodrum'un antik tiyatrosu. Yani Halikarnassos'un antik tiyatrosu. Şimdi Bodrum en yoğun yerleşimlerini Kral Mazolos döneminde yaşıyor. Kral Mazolos kral olduktan sonra başkenti Milas'a'dan yani bugünkü Milas'tan Bodrum'a yani Halikarnassos'a taşıyor. Bu da Halikarnassos için tarihte görülmemiş bir gelişim anlamına geliyor o dönemlerde. İkinci büyük gelişimin de günümüzde bildiğiniz gibi turizm dönemiyle yaşıyor. Antik tiyatro gördüğünüz gibi aynı işlevini devam ettiriyor. Yani hala burada müzik ve tiyatro gösterileri yapılmaya devam ediyor. Bir de benim hoşuma giden bir şey var. Yok sahne önüymüş, ayaktaymış, sahne arkasıymış. Burada pek olmuyor. Kimse kimsenin önüne geçmiyor. Çünkü basamaklar arası yeteri kadar yükseklik var. Oturduğunuzda sahneyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Önünüzdeki sizin görüntünüzü kesmiyor. Yani öyle bir güzelliği var. Daha adil bir gösteri olduğunu söyleyebilirim. Bodrum Antik Tiyatro'ya geldik. Burada Candan Erçetin konserine gideceğiz. Antik Tiyatro'da konser nasıl oluyormuş sizlere göstermek istiyorum. Evet, bilet kontrolünden geçtik. Güvenlik beni sıvazladı. Şimdi Bodrum'da belki de en çok es geçilen yerlerden bir tanesindeyiz. Midnos Kapısı. Şimdi Halikarnassos kenti etrafı surlarla çevriliydi ve görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel bir mimarisi var. İzodomik duvarlar, o demir çağının, karya duvarlarının çok güzel bir örneğini görüyoruz. Ve o surların arasında bu şekilde kapılar vardı. Şimdi günümüzde nasıl kapılara isim veriyoruz işte Edirne Kapı gibi. Çünkü Edirne istikametine bakıyor o kapı. O dönemlerde de bu kapının istikameti bugünkü Gümüşlük, o zamanlarki ismiyle Midnos kentine baktığı için buraya da Midnos Kapı demişiz. Telaffuzu biraz zor ama Midnos, evet. Şöyle bir turlayalım kısaca, sonra yolumuza devam edeceğiz. Duvarları çok güzel değil mi? İşte karya duvarları. Özenli işçiliği. Daha sonra bu işçilik bozuluyor. Bizans'a geldiği zaman, Doğu Roma'ya geldiği zaman artık yığma duvarlar falan geliyor. Bu güzel işçiliği kaybediyoruz. Bu derin çukurlukta bir hendek. M.Ö. 4. yüzyılda kazılmış. Burası Büyük İskender'in kuşatması esnasında oldukça yoğun çatışmalara sahne olmuş. Büyük İskender'in gücü karşısında Halikarnassos çok fazla dayanamamış ve düşmüş.
Şimdi Bodrum deyince akıllara gelen şeylerden birisi de sıcak hava. Bugün de gerçekten çok sıcak bir gün. Ben de dedim ki böyle bir rüzgar esen tepeye çıkayım. Hem Bodrum manzarasını göreyim hem de biraz serinleyeyim dedim. Şimdi bu kadar rüzgar olunca buraya ne kurulabilir tahmin edin. Yel değirmenleri. Evet, Bodrum'da belki de en güzel manzaralardan birisine ev sahipliği yapan Yel Değirmenleri Tepesi'ndeyiz. Bodrum'da çok sayıda yel değirmeni var. Ama sanırım en yoğun olan ve Bodrum Kalesi'ni ve Bodrum'un manzarasını gören tek yer burası. Öyle söyleyeyim. Güzel. Şimdi ben buraya yıllar önce gelmiştim. Yıllar önce geldiğimde çevrede bu kadar yapılaşma yoktu. Ama yel değirmenleri bu kadar bakımlı da değildi. Şimdi bir bakım yapılmış yel değirmenlerine. Kimisi böyle bakın çatı falan koymuşlar. Ayağa kaldırılmış gibi. Böyle de bir bilgi ekleyelim dedim. Tecrübemi ekleyeyim dedim. Şimdi çevreye bir bakalım. Manzaraya bir bakalım. Neler varmış. Burada da Gümbet Plajı. O meşhur tatilcilerin hani disco böyle gençlerin falan coştuğu yer. İşte şu aşağıdaki bölge. Gümbet'te şu aşağısı. Orada gece hayatı baya hareketli. Ama ben gidemem yani gece hayatına. Sanırım bana hitap etmiyor. Şimdi Bodrum'da böyle yaşlılarla konuştuğunuz zaman bu yel değirmenlerinin işlediği zamanı hatırlayanlar var. Böyle katırlarla, eşeklerle buraya işte darılarını, buğdaylarını getirirlermiş. Burada da onlar un haline getirilirmiş. Yani bunlar aslında un değirmenleri. Şöyle bakalım. Şuradaki delikleri görüyor musunuz? İşte o deliklere bu yerdeki rüzgar gülünün kanatları monte ediliyor. Bu kanatlarla da işte buradaki mil dönüyor ve içeride hareket enerjisiyle istenilen ürün elde ediliyor. Hareket enerjisiyle değirmen döndürülüyor. Neyse çıksın da biz de gezelim. İçeriği merak ettim, içeriye bakacağım şimdi. Evet, burası bir restorasyondan geçmiş. Evet arkadaşlar. Bunu görmek de varmış, nasip oldu. Şöyle geniş açı alayım. Milin önündeyiz. Buradaki mil dönünce bakın buraya böyle bir hareket veriyor. Buradan da muhtemelen başka bir mekanizma daha vardı. Bu şekilde değirmen taşını döndürüyor. Burası en büyük yel değirmeni. Aynı zamanda yıkılan bir yel değirmeni. Neden yıkıldı peki burası? 2017 yılında arkadaşlar Bodrum'da oldukça büyük bir deprem yaşandı. Bodrum'da pek çok bina hasar aldı. Ama neyse ki öyle çok büyük bir yıkım olmadı. Çünkü Bodrum'da yapılar genellikle ya tek katlı ya iki katlı. İmar izni iki kata kadar izin veriyor burada. Onun avantajıyla öyle büyük bir felaket yaşanmadı. Şimdi Bodrum'un bir zamanlar su ihtiyacını karşılayan sarnıçlarından bir tanesindeyiz. Bodrum halkı bunları kümbet de diyor. Giremiyoruz yani giriş bayağı bir şey. Hala köylerde aktif olarak kullanılıyor. Hayvanların sulanmasında falan kullanılıyor. Günümüzde de varlığını sürdüren bir gelenek. O sarnıçlardan bir tanesi daha. Her sarnıca bir isim vermişler. Buna da Yeniköy demişler. Bakım onarımı Bodrum Belediyesi tarafından yapılmıştır diye tabelada koymuşlar. Bu sarnıçların bakımı yapılmazsa doğa şartlarına dayanamıyor ve zamanla çöküyor. Peki bu sokaklar bizi nereye götürecek şimdi? Dünyanın 7 harikasından birisine. Ücretsiz girdim. Nasıl girdiğimi söylemem. Ve işte geldik. Burası dünyanın 7 harikasından birisi olan Halikarnas Mozelyumu.
Ülkemizde dünyanın 7 harikasından 2 tane var. Bir tanesi İzmir'de Artemis Tapınağı, diğeri de görmüş olduğunuz gibi Halikarnas Mozolesi. Dünyada belki de en çok 7 harikayı bir arada barındıran ülkeyiz. Daha da geçmişe gidecek olursak Osmanlı döneminde, size bir şey söyleyeyim mi? Başka hiç kimsenin başaramadığı bir şey, başka hiç kimse de hiçbir ülkede olmayan bir durum söz konusuydu. Dünyanın 7 harikasının 7'si de Osmanlı toprağındaydı. Yani Halikarnas Mozolesi'nden tutun, İskenderiye Feneri'ne kadar, Mısır piramitlerine kadar, işte Rodos heykeline kadar ve Zeus heykeline kadar, ki Babil'in asma bahçeleri de dahil olmak üzere, bütün 7 harikanın 7'si de Osmanlı toprağındaydı. Şimdi 2 tanesi bizde. Bunlar da aslında çok büyük değer. Şimdi Bodrum'da burasının önünden pek çok kişi geçiyor. Ama şunu fark ettim ki, aslında dünyanın 7 harikasından birisinin önünden geçtiklerinin çoğu kişi farkında bile değil. Evet, şimdi diyeceksiniz ki ya burada hiçbir şey yok, bunun neresi harika? O konuya geliyoruz. Mozoleye inmeden şu detayı da göstermek istiyorum, atlamak istemiyorum. Şimdi Halikarnas balıkçısı Bodrum'a sürgün edildikten sonra Bodrum için aslında büyük bir değer oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi de Halikarnas balıkçısının Bodrum'a getirmiş olduğu ağaçlar, bitkiler. Bu da onlardan bir tanesi. Bella Sombra ağacı. Bunu özel olarak yetiştirmiş ve Bodrum'un bazı noktalarına dikmiş. Ve Bodrum'da da şu anda yaygın bir biçimde pek çok yerde bu ağaç kullanılıyor. Halikarnas balıkçısının anlattığına göre bu ağaç çok güzel bir gölge ağacıymış. O güneşin tabanca gibi gelen ışıklarını kırar ve altında nefis bir gölgelik oluşturduğunu bizzat kendisi söylüyor. Pers satrabı, aynı zamanda Karya kralı Manzolos. Manzolos M.Ö. 353 yılında ölüyor. M.Ö. 355 yılında başlıyorlar anıtın yapımına. Ve işte bir kısmı yarı kalıyor, tekrar devam ediliyor, duruyor, devam ediyor. Çünkü aynı zamanda işte Manzolos'un ölümünden sonra yaşanan bir iç karışıklık da var. Öyle bir durum da var. İşte derken nihayet yapı bitiriliyor. Günümüzdeki önemi de şu. Kendisinden sonra inşa edilen bütün anıt mezarlara mauzolyon deniyor. Yani mozole. Hani derler ya işte Atatürk'ün mozolesine çelenk konuldu. Onun gibi. Anıt mezarlar mozole ismini bu şekilde alıyor. İşte buradaki anıt mezar sayesinde. Şimdi diyeceksiniz ki anıt mezar nerede? Evet, günümüzde anıt mezar yok. Her mezarda olduğu gibi, özellikle böyle büyük bir mezarda olduğu gibi, bu mezarda soyguna uğramış. Döneminin böyle define avcılarının, soygunların gazabına uğramış. Ama bu biraz fazla soyulmuş. Taşları bile alınmış. Neden alınmış? Buradaki bütün taşlar, yapılar, Bodrum Kalesi de olmak üzere Bodrum'daki pek çok yapıda kullanılıyor. Ki buna çevredeki duvarlar, çevredeki köy evleri de dahil. Buraya İngilizler gelmiş. Her zamanki gibi buradaki kentin önemli bulduğu eserleri alıp Britanya Müzesi'ne götürmüşler. Yani diğer bir deyişle British Museum'a götürmüşler. Böyle bir durum da söz konusu. Mozolyumun atları var tepesinde. Oldukça yüksek, 40 metre dolaylarındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Onu yazarım tam net ölçülerini, tahmini. Onun tepesinde bulunan mozolyumun atları var. O atlardan sağlam kalan iki tanesini, bir tane de olabilir, iki tane de olabilir, İngilizler almışlar, Britanya Müzesi'ne götürmüşler. Normalde böyle hem denizden bakıldığında hem de Bodrum'a yaklaşıldığında ihtişamıyla göz kamaştıran bu dev yapı çalına çalına götürüle bu hale gelmiş. En büyük şeyi Rodos Şövalyeleri. Buradaki taşları, hazır taşları alıp kale yapımında kullanmışlar, Bodrum Kalesi'nin yapımında. Ki Bodrum Kalesi'nde hala duvarların arasında buradaki heykel parçaları, kabartma parçaları ve yazıtlar gizli. Hatta çok geçmiş zamanda bir tane duvar yıkılmış. Duvarın içerisinden buraya ait bir yazıt da bulunmuş. Öyle bir durumda söz konusu. İşte en sonunda İngilizler geliyor, alabildiklerini alıyorlar. Bize de kalan bu oluyor. İşte Halikarnas Mozolesi de böyle. Bodrum'a geldiğiniz zaman buraya bir uğrayıp buranın havasını bir hissetmenizi isterim.
bir zamanların büyük Karya Kralı Mazolos işte burada gömülüydü, burada yatıyordu. Şu anda kemikleri bile yok. O ihtişamlı kral kemiği bile yok. Şimdi mozolyuma giriş Türk vatandaşlar için müze kartla ücretsiz. Müze kartı da 60 lirayı edinebiliyorsunuz. Ama Türk vatandaşı değilseniz giriş ücreti 3 euroymuş. 3 euroya da işte Türk vatandaşı olmayanlar girebiliyormuş. Müze kartınız varsa zaten sadece burada değil, Kültür Bakanlığı'na bağlı bütün müzelerde giriş hakkınız var. Ücretsiz olarak Bodrum Kalesi de dahil olmak üzere hepsine girebiliyorsunuz. Müze kartınız yoksa hemen bir tane alın. Bir de müze kart şöyle bir özellik geldi. Artık E-Devlet'ten müze kartı dijital olarak anında alabiliyorsunuz. E-Devlet'e müze kart özelliği geldi. Bunun da altını çizelim. Bodrum'un en merkezi yerine geldik. Burası Bodrum Marina artık. Aynı zamanda Bodrum Belediye Meydanı'nın olduğu yer. Şu otobüs geçsin de. Burası Bodrum Belediyesi. Bodrum yazısı da burada. Tam hatıra fotoğrafı çekilecek noktadayız. Burada da Nazım Hikmet heykeli dikmişler. Bu eskiden yoktu ya. Ben bunu hatırlamıyorum. Bunu sonradan dikmişler. Köy enstitülerinin kurucusu Hasan Ali Yücel. Güzel olmuş ya. Bu ağacı biliyorsunuzdur. Ne ağacı? Bu bir kauçuk ağacı. Bu heykel eskiden beri var. Bodrum biliyorsunuz aynı zamanda dalgıçlar yeridir. Usta dalgıçlar Bodrum'dan çıkmıştır. Aynı zamanda sualtı arkeolojisinin öncülüğünü yapan bir noktadayız. Ayrıca Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne de gideceğiz. Orada da uzun uzun zaman geçireceğiz. O konulara o yüzden şimdi girmiyorum. Şimdi daha önce Bodrum'da olmayan bir anıt daha. Bodrum'un şehitler anıtı yapılmış. Güzel de yapılmış. Alt tarafa iyonik sütunlarla bir dekor tasarlanmış. Üst tarafta da Seyit Onbaşı ve Ulu Önderimiz Atatürk olmak üzere böyle çeşitli kabartmalara yer verilmiş. Bodrum'un en yoğun çarşılarını da bu şekilde bir göstermiş olalım, yürümüş olalım buralarda. Önceki yıllara göre baya baya tenha gerçekten de. Bu saatlerde baya baya dolu oluyordu buraları. Şimdi akşam üzeri birazcık serinlik olduktan sonra çok daha yoğun oluyor buraları. Şimdi eskiden buralarda yürüdüğüm zaman böyle birisi sağdan çekiştirirdi, birisi soldan çekiştirirdi, biri sağdan tutardı, biri soldan tutardı. Böyle yürüyemezdik buralarda. İşte gel abi, şöyle falan abi derlerdi. O kalmamış, güzel olmuş. Yani kimse şimdiye kadar beni çekiştirmedi ya. Ya baya baya kolundan falan tutuyorlardı ha. Gel abi mağazaya gir abi, bir bak abi falan diye. O konuda iyi olmuş, rahatlamış yani. Ona ne diyorlardı ya, hanutçuluk mu diyorlardı? Öyle bir şeydi. Bunlar muhtemelen feribottan gelen Rodos feribotu, işte Kos feribotu var burada. Oradan gelen kafileler muhtemelen. Şimdi Aziz Nikolas Kilisesi'nin önündeyiz. Arkadaşlar burayı ben şöyle hatırlıyorum. Şimdi tarihini okuduğum zaman diyor ki burası eskiden sünger deposu olarak kullanılmış. Sonra halk eğitim merkezi olarak kullanılmış. Ben sünger deposu olarak kullanıldığı zamanları bilmiyorum. Şimdi Bodrum süngerciliği diye bir şey de var. O da çok yaygın bir şeydi. Ama sanırım ben ona yetişemedim. Ama burasının halk eğitim merkezi olarak hizmet verdiği zamanları hatırlıyorum. Burası komple üstü kapalı. Bildiğiniz içine girilen çıkılan bir binaydı. Sonra burası bu hale getirildi. Bir de şöyle bir şey oldu. Burada karikatürcüler vardı hep içeride. O dönemi de çok iyi hatırlıyorum. Böyle renkli renkli çok güzel karikatür çizen çizimciler, sanatçılar vardı içeride. Bir tane değil, böyle içerisi doluydu. Şimdi de bu hale gelmiş. Muhtemelen başka bir şey için planlıyorlardır. Vardır bir fikirleri diyelim. Arkadaşlar şimdi Bodrum'a daha önce geldiğimde görmediğim şeyleri görmeye başladım. Eskiden bunlar yoktu. Buraya bir sergi salonu daha açılmış. Bu da Artemisia sergi salonuymuş. Artemisia'yı biliyorsunuz
Halikarnassos'un kralı, aynı zamanda Karya kralı Mazolos'un karısı. Onun ismi verilerek böyle bir sergi salonu açılmış. Şöyle hızlıca bakacağım. Bodrum Belediyesi baya baya destek vermiş bu tarz şeylere. Güzel yani. Merhaba. Bu da hoşmuş. Böyle yörünge, güneş, gezegenler falan. Bodrum kapısı dekoru var. Bu da Bodrum mavisi. Bodrum mavisi de meşhurdur. Arkadaşlar şimdi Bodrum'da belki de hiç yapmamış olduğum bir faaliyet. Öyle söyleyeyim. Atış, airsoft. Yani boncuk tabancasıyla, boncuk silahlarıyla atış. Şimdi bu silahı seçtim dedi. İstediği silahı seçebilirsin. Bir görmek istiyorum kendimi ya. Paslanmış mıyız, ne olmuş diye. Hazır mı ustam? Evet abi. Şahin göz ha. Hadi bakalım. Kaçırıyor. Bitti herhalde. Değil mi? Mühimmat bitti. Evet, mühimmat bitti. Vereyim mi tur daha? Yok, kalsın ya. Arkadaşlar biraz paslanmışız ya. Ne olacak halimiz? Yok be. Hem, hem kilo aldık hem paslandık ya. Neyse, bu da bir şeydir artık. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şu anda bulunduğumuz yer Azmakbaşı. Enteresan bir ismi var ama Azmak ne diye soracak olursanız Azmak su kaynağı anlamına geliyor. Yani suyun çıktığı yerlere Azmak derler. İsmi de buradan geliyor. Demek ki burada bir Azmak vardı. Burası da böyle bir yer. Geceleri oldukça hareketli oluyor. Az ileride Zeki Müren'in evi var. Zeki Müren Müzesi var. Ve eski yıkılan çok meşhur bir disko var. Yani bundan sonrası da artık gece hayatının Bodrum'da devam ettiği yerlerden. Şimdi Janbek Bey'in yanındayız. Bize Bodrum'un son zamanlardaki durumu ile ilgili bilgi verecek. Merhaba, nasılsınız? Çok iyi. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Onur benliğe hoş geldiniz. İnanılmaz enteresan bir sezon geçiyor. Ortalık çok tenha. Muhtemelen enflasyonun çok büyük etkisi var. Yunan adalarının çok büyük etkisi var. Normal şartlar altında burada şu an görmüşsünüzdür ya da göreceksinizdir muhtemelen. İğne atsanız yere düşmeyecek konumda olması lazım. İşte anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Ya gerçekten ben buranın yıllar önceki halini de hatırlıyorum. Kalabalıktı, nasıl yoğunluk vardı? Efendim, emekli emeklemekten vazgeçmiş. İşveren zor durumda, işçiyi bağrına basıyor. Ya bilmiyorum, çok kötü durumda gerçekten. Ya yine de çok karamsar olmamak mı gerekiyor bilmiyorum ama bu gidişat değil efendim. Kanalımıza değer kattınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben anlatıyorum ama siz de görürsünüz kanalımda ben çok monoton anlatıyorum. Ya işte burada Halikarnas Mozoleumu, işte burada Bodrum Kalesi falan. Öyle anlata gidiyorum ama bayağı bir renk kattınız. Yani çok sevindim. Teşekkür ederim. Hala vakit varken Ağustos, Eylül çok güzel zamanlar. Gelin, fiyatlar o kadar ürkütüldüğü gibi değil. Bu büyük bir sabotaj oldu. Bunu net olarak söyleyebilirim. Şuradan görebilirsiniz. Ya bir lahmacun 1000 lira değil mi şimdi? İmkanı yok öyle bir şeyin. Ya bunun olduğu yerler var. İşte Yalıkavak, Turgut Reis'te de olmaz da Yalıkavak'ta olur. Orada her yerde olmaz. Bazı yerlerde olur. Görüyorsunuz. Napoliten, makarnalar 300-400 bandında. Çorba 150 liraymış günün çorbası. Mesela yani pizzalar 300 lira falan. Çok korkutulduğu gibi bir durum yok. İstanbul'daki fiyatlardan bir tık daha uygun olduğunu söyleyebilirim. En kötü ihtimalle kafa kafayadır. Yani bu konuda ürkmenize gerek yok. Burası Bodrum'un merkezi. Kumbahçe, Enişlek Cadde, Fera Bistro Lounge. Sıklıkla önerilen işletmelerden bir tanesi.
fiyatları görüyorsunuz işte. Evet, yani vaziyet budur. Arkadaşlar şimdi Azmakbaşı plajındayız. Çok çok eski zamanlarda, belki 10 yıl, 15 yıl önce buraları hatırlıyorum. Burada bu kadar şezlong, bu kadar şey yoktu. Bomboştu buraları. Ama şimdi baya baya dolmuş. Böyle şezlonglar falan konulmuş. Bodrum Kalesi'ne karşı buralarda yüzebilirsiniz. Ayaklarımı suya da sokayım sizin için. Bakayım suyu nasılmış. Vallahi suyu çok güzel. Burada denize girilir. Denize girilir. Minik çakıllar. Yani kimisi kumu sever, kimisi sevmez. Ben çok sevmiyorum çünkü kum her yerinize giriyor. Temizlenmesi, ayıklanması zor oluyor. Ayağınıza, yüzünüze, her yerinize yapışıyor yani, öyle söyleyeyim. Plajın durumu da bu. Böyle bir bilgiyi de eklemek istedim. Bodrum'un bir de sebzeli döneri meşhur. Bu şekilde Bodrum sebzeli döneri yapılıyor. Tadı, lezzeti de bayağı iyi yani. Tavsiye ederim. Bodrum'un önemli kentlerinden birisi olan Pedasa'dayız. Pedasa bir lelek kenti, hatta leleklerin günümüze kadar ulaşan en büyük kenti diyebiliriz. Eğer vaktiniz varsa Konacık'ta bulunan Pedasa antik kentine de uğrayabilirsiniz. Burada da güzel kalıntılar var. Şu tarafta bir Akropol tepesi var. Bir de Bodrum için çok önemli bir değer var. Lelek yolu. Yani Likya yolu gibi, Karya yolu gibi burada da bu şekilde bir doğa yürüyüş rotası var. Yazın sıcağında yürüyemezsiniz, onu söyleyeyim. Peşin peşin söyleyeyim yani onu. Ama böyle soğuk havalarda, sonbahar olsun, ilkbahar olsun yürüyebilirsiniz. Biz sonbaharda lelek yolunu yürümüştük. Yürüyüş videomuz da kanalımızda mevcut. İzlemenizi isterim. Şimdi dedik ki Bodrum'a kadar gelmişken Gümüşlü'ye gelmeden de olmaz. Burada belediyenin büyük bir otoparkı var. Arabayı buraya park ettik. Fiyatları şöyleymiş. 8'e kadar 100 lira, 8'den sonra da 200 lira. Öyle saatlik almıyorlar. Direkt toptan alıyorlar. Burada da Zeynep ve oğlum Bilgehan. Bakalım akşam üzeri Gümüşlük'te neler oluyor, neler bitiyor. Sanırım Gümüşlü'ye en son böyle 16-17 yıl falan olmuştur geleli. Burada yine böyle mağazalar vardı. Hediyelik eşya satıcıları falan vardı ama çok dağınık duruyorlardı. Bunlar şimdi bayağı derlenmiş, toplanmış. Renkli bir cadde sokak olmuş burada böyle. Güzel. Bir de Midnos antik kenti var Gümüşlük'te, bahsetmiştim. Bir de şey var, Tavşan Adası var yürüyerek geçeceğiniz. Şimdi her ikisine de gitmek istiyoruz bakalım. Bayağı renklenmiş ya burası. Bayağı böyle turistik yer haline gelmiş. Güzelleşmiş, öyle söyleyeyim. Hani kötüye gitmemiş, iyiye gitmiş gibi gördüm. Tavşan Adası da hemen karşımızda. Bakalım gitmeye çalışacağız. Şimdi Tavşan Adası'nın girişi burada. Bakın insanlar gidiyor. Böyle yürüyerek gideceğiniz bir saplı ada. Gidelim mi? Evet evet gidelim. Tamam. Şimdi hatırladığım kadarıyla daha sığdı burası. Ama bakın şortuma falan değiyor yani. Çantamı da yükselttim değmesin diye. Böyle bir ortam yani. Saplı adayı gidiyoruz. Tavşan Adası. Elini mi sallıyorsun oğlum? Burada iyicene sığlaştı. Karaya ulaştık. Burada antik bir patika var. Bu patikadan tırmanıyoruz. Belli ki burada bir kazı çalışması falan da yürütülmüş. Midnos kentinin kalıntıları. Hani Bodrum'da Midnos kapıya gitmiştik ya. İşte o kapının baktığı istikamet Gümüşlük. Burası da Gümüşlük'teki Midnos kenti. Hop hop
Hop. 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 Çok tatlı bir yer olmuş ya burası. Daha önce geldiğimde buraya çıkamamıştım. Şimdi eşim ve oğlumla nasipmiş. Manzara o kadar harika ki, yani buradan ayrılmak istemiyorsunuz. İyi ki de böyle akşamüstü vakti gelmişiz. Aşırı sıcak yok, böyle aşırı böyle bunaltıcı bir hava yok. Çok güzel bir zamanda gelmişiz. Bir de gençler de az önce suya atladılar. Onlar için bayağı güzel manzara oldu bizim için de, yani o bayağı hareket kattı. Mindos kentinin muhtemelen limanı koruyan bir bölgeydi burası. Böyle bir sur kalıntısı var burada. Belli ki zamanında bir restorasyon, bir işte kazı falan bir şeyler yapılmış burada. Bunları da yakından görmüş olduk. Oğlum. Oğlum da buraya gelince bir enerji geldi ona. Duramıyor yerinde. Oraya tırmanmaya çalışıyor, buraya gitmeye çalışıyor falan. Tabii böyle yüksek bir yerde göz altında bulundurmak gerekiyordu. Zeynep de hiç bırakmadı. Bunlar da su sarnıçları. Bu tepedeki su ihtiyacını karşılamak için muhtemelen bunlar kullanılmış. Bu Mindos kentinin bazı yapıları sular altında kalmış. Ama suların yükselmesiyle, ama depremlerle yer kabuğunun yerinin değişmesiyle, seviyesinin değişmesiyle bazı kentler, bazı bölgeler sular altında kalıyor. Bunun en büyük, en turistik örneği de zaten Kekova'da mevcut Dolikiste kenti. Sular altında kalmış tamamen. Orada hatta yarısına kadar batık bir lahit de var Kekova bölgesinde. Burası da o su yükselmelerinden nasibini almış. Bodrum'da yerli halkı ilgilendiren, genelde böyle turistleri ilgilendirmeyen bir yerdeyiz. Bodrum pazarındayız. Burası cuma günleri açık oluyor. Tabii Bodrum'da kurulan tek pazar burası değil. İşte Turgut Reis pazarı var, Gümbet pazarı var. Çeşitli pazarlar var. Konacık pazarı falan da var. Ama sanırım en çok rağbet gören yer burası. Mesela çapya biber var, 30 liraymış. Normal... Jelibon biber var. Jaleponi biber ya da diğer adıyla 20 liraymış. Domates 25 lira. Hıyar 25 lira. Fiyatlar bu şekilde burada. Şöyle bir gezelim bakalım. Çok güzel yer. Bolluk, bereketlik. Baksana. Evet, evet. Değil mi? Pazarı gelmeyi de özlemişim. Evet, pazar görmeyi de özlemişiz. Çünkü Kars'ta pazar kurulmuyor. Çok soğuk çünkü, yani dışarı satış yapamazlar. Doğru. O yüzden pazar kültürü yok Kars'ta. Şimdi yazın bile her gün yağmur yağıyor. Evet. O yüzden dışarıda çok pazar kurulamıyor Kars'ta. Arkadaşlar domates 15, hıyar 20, yerli bamya 100. Bamya, barbunya, fasulye, börülce, domatesler nefis yani. Arkadaşlar şimdi herkes tarafından bilinmeyen ama son yıllarda biraz daha popülerleşen bir
mezenin diyeyim ya da bir ot mu diyeyim. O var. Bayağı da taze, böyle güzelini her zaman bulamıyorsunuz. Deniz börülcesi. Evet. Yani vazgeçilmez evet. Bir lezzet abi. Böyle kendinden iyotlu, tuzlu. Evet. Çok güzel bir şey yani, ürün. Şimdi üzüm aldık. Yarım kilo 30 lira. Şimdi kale istikametine doğru gidiyoruz. Pazardan çıktık. Benjamin ağaçlarının altından güzel bir yürüyüş yapıyoruz. Güneş biraz kırıldı. Biraz da rüzgar esiyor. Çok güzel bir serinlik. Bodrum'un, daha doğrusu Ege'nin meşhur begomilleri burada sokakları, caddeleri süslemiş. Tarihin babası olarak bilinen Herodot Bodrumlu hemşerimiz. Şimdi Bodrum'da şöyle bir takıntı da var. Herodot'u doğru yazın, doğru söyleyin diyorlar. Mesela en çok Herodot yazılır E ile. Bu yanlıştır, doğrusu Herodot. Aa, bak mesela Mausolos ve karısı Artemisia'nın heykelleri de dikilmiş buraya. Değişim demişken, Bodrum'da her geldiğimde farklı farklı şeyler görüyoruz böyle. Şimdi Bodrum Kalesi ve Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Yine giriş bilgilerini söylemek istiyorum. Müze kartınız varsa 60 lirayla içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Türk vatandaşları 60 liraya girebiliyor. Eğer 18 yaş altı öğrenciyseniz ücretsiz girebiliyorsunuz. Ama öğrenci belgenizin yanında olması gerekiyor. Öğretmenleri de ücretsiz. 65 yaş üzerine de ücretsiz. 18 yaş üzeri üniversite öğrencisiyseniz 30 liraya indirimli müze kart alıp yine girebiliyorsunuz. Eğer Türk vatandaşı değilseniz, turist olarak geldiyseniz buraya 23 euroya içeriye giriş yapabiliyorsunuz. Durum böyle. Şimdi içerisi basamaklı olduğu için bebek arabalarını dışarı bıraktırıyorlar. Bebekler kucakta geliyormuş. Biz de Bilgehan arabasını buraya bırakacağız şimdi. Ücretsiz girebiliyorum. Ama neden ücretsiz girdiğimi söylemem. Muhtemelen eski zamanlarda kapılı mekanizma olabilir. Böyle hani kalkıp inen, girişi engelleyen bir mekanizma olabilirdi diye düşünüyorum. Bir zamanlar yazı yazardı. İşte kalede yaşayan kemirgenler, kalede yaşayan kuşlar gibi bilgiler vardı. İşte tavus kuşu, güvercin vesaire, öyle hayvanların yaşadığını söylerdi. Fareler, değişik canlıların yaşadığını söylerdi. Bilgilendirme tabelaları vardı. Ama neyse ki tavus kuşları hala varlığını sürdürüyor. Topları falan buraya koymuşlar. Bir ara toplar tartışma konusu olmuştu. Yok toplar boyanmış da, toplar şöyleymiş de, böyleymiş de. Ya arkadaşlar, toplar metaldir. Metali korumanın en iyi yöntemi de boyadır yani. Bu kadar büyütülecek bir şey değildi. Olayı büyüttüler, basına verdiler falan filan. Yani çok değişik şeyler oldu o zaman kalede. Birkaç böyle şeyde meslek büyüğü diyelim ya, arkeolojinin önde gelen isimleri de zaten açık açık söyledi. Toplar boyanır dedi yani. Metal, çünkü metali korumanın en iyi yöntemi boyamaktır. Veya hareketli parça ise yağlamaktır. Aa, burası. Bakın, burada şöyle bir şey vardı. Şu yukarıda şövalye armasını görüyor musunuz? Eskiden burada bir tane ayna vardı. Dikkat çekmek için aynanın açısı doğrudan o şeyi veriyordu. Baktığınız zaman aynaya şuradaki şövalye armasını görüyordunuz. Hemen dikkatinizi çekiyordu. Şimdi burada amfora depo sergisi açılmış. Eskiden böyle bir sergi yoktu. Muhtemelen burası bir depoydu. Sonradan burayı da değerlendirdiler. Girip bakalım neler var. Oğlum, merak ediyor musun buraları? Hadi bakalım. Önceden amforaların sergilendiği, böyle dairesel olarak sergilendiği bir sergi alanı vardı. Bir de müzenin girişinde sıra sıra böyle bir sergiler vardı. Sonunda da bir teknik çizim masası var. Birebir ölçekte çizilmiş bir teknik resim. Güzel. Ki 20 defadan fazla gelmişimdir yani kaleye. Cami restore edilmiş. Şapel Kale Camisi. Cami olmuş burası. Ha evet, içerisi şu anda bomboş hale gelmiş. İçeriği boşaltmışlar. Temizlenmiş bayağı. Çünkü burada bir gemi maketi vardı, bir şeyler vardı. Fotoğrafları falan var. Ara ara onları da koyacağım arkaya size.
Altta da muhtemelen mezarlar. Evet, evet doğru mezar bakın. Mezar açılmış. Çünkü şapellerde bilirsiniz şeydir. Zemin aynı zamanda mezar olarak falan da kullanılır. Burada da aynı şekilde mezar olarak kullanılmış. Buraları da açma yapmışlar. Mezarlar da ortaya çıkmış. Ha, çıpa sergisi buraya alınmış. Roma Senatöriyatı'nın çıpasıydı bir tanesi. Şimdi hangisi onu bilemiyorum tabii. Aa bakın şunlar çok ilginç. Eskiden demir çıpa yokken böyle taş çıpalar yapılıyormuş. Bunları da denize koyuyorlar. Ağırlık yapıyor yani teknede. Burada da Sphinx var. Labranda'da da vardı bir tane böyle Sphinx. Sakallı Sphinx. Yani normalde kadın olur bunların başları. Burada sakallı erkek yapılmış. Mesela Labranda'da da vardı dedim. Bak Labranda zaten bu. Labranda kutsal alanı. Ya bu kadar olur ya. Labranda dedim. Labranda'nın Sphinx'i çıktı. Sphinx'leri bilirsiniz şeydir. Bulmaca sorarlar. Bilemezsen bilemeyen kişiyi parçalarlar, parçalayarak öldürürler. Arkadaşlar bu bir deniz mayını. Şimdi Bodrum açıklarında denizde sürüklenmiş, kimisi 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, kimisinin daha eski olduğu düşünülen böyle deniz mayınları bulunmuş. Bu artık ne zamandan kalmış? Bilmiyorum. Burada da böyle bu şekilde sergileniyor. Deniz mayını ya, ilginç değil mi? Bu arada Bodrum Kalesi, aynı zamanda Sualtı Arkeoloji Müzesi, Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın sürgün yeri. İstiklal Mahkemesi'nce kalebentlik cezasına çarptırıldığı yer. Ama o zamanlar kale kapalı olduğu için cezasını çekmiyor. Diyorlar ki Bodrum'da bir ev kirala. Bodrum'da 25 kuruşa bir ev kiralıyor. Orada yaşamını uzun bir süre sürdürüyor. Sonra Bodrum'a aşık oluyor. Bodrum'da ona aşık oluyor. Kendisini de buradan analım istedim. Burada bir de güneş saati var. Bakın bu bir güneş saati. Bir tüylerini falan şöyle bir açsa da görsek. Arkadaşlar burası Serçe Limanı batığının salonu. Benim zamanımda Serçe Limanı salonu ücretsizdi. Şimdi ayrıca ücretli olmuş. Yabancılara 6 euro. Bize ise kişi başı 100 TL. Bir şey söyleyeyim mi? Baya baya değişmiş girişi. Arkadaşlar şimdi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin en önemli salonlarından birisindeyiz. Serçe Limanı salonu. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi deyince iki tane isim akıllara geliyor. Birincisi Oğuz Alpözen, ikincisi de George Bass. Şimdi George Bass 1960 yılında belki de dünya tarihindeki ilk kapsamlı bir bilimsel sualtı kazısını gerçekleştiriyor. Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin temelleri böylece atılmış oluyor. Son derece önemli bir buluş yapılıyor. Şimdi Uluburun Batı Salonu'na gireceğiz. Burası Serçe Limanı batığı. Cam batığı olarak da biliniyor. Çünkü burada külçe külçe camlar çıkıyor. Hatta bakayım şuradan görünüyor sanırım cam külçeler. Neyse cam külçelerin olduğu yere gideceğiz. Cam eserler falan çıkıyor. Cam hurda camlar falan da çıkıyor. Ne kadar çok cam kelimesi kullandım ama böyle arkadaşlar. Serçe Limanı batığı 1977 senesinde Marmaris'te Serçe Limanı burnunda bulunmuş. Hatırladığım kadarıyla yine bir sünger avcısı veya tekne kaptanı Mehmet Aşkın keşfediyor. Sonra ilgililere haber veriyor. George Bass önderliğinde buraları kazılıyor. Şimdi bu parçalar bulununca önce tatlı su havuzlarına konuluyor. Tatlı su havuzlarında günlerce, haftalarca bekletiliyor. Sonra farklı farklı havuzlara alınıyor. Farklı koruma tedbirleri uygulanıyor. Öyle öyle derken bu şekilde sergi alınmış. Şimdi eski halini hatırlıyorum. Eski hali de güzeldi ama bu hali ben yine artı puan veriyorum. Bir de önemli bir ismin tekrar zikretmekte fayda var. Oğuz Alpözen, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni Sualtı Arkeoloji Müzesi yapan, dünyanın önde gelen müzeleri haline getiren büyük bir arkeolog, müzeci. Onun da ismini buradan analım.
Kendisi sanırım hala Bodrum'da yaşıyor. Keşke görebilsek. Yine cam eserlerden bazıları. Tabii çoğu kırık parçalar halinde çıkmış. Restorasyonla toparlanmış bayağı. Altından daha değerli olduğu söyleniyor ilk yapılmaya başladığı zamanlarda. Çünkü şeffaf malzeme, bu kadar güzel görünen şeffaf malzemeler yok gibi bir şey. Çok büyük bir teknoloji o döneme göre. Şunların güzelliğine bakın ya. Bu arada George Bass geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybetti. Ama geride çok büyük bir kültürel miras, çalışmalar, yayınlar ve Bodrum için bir sualtı arkeoloji enstitüsü bıraktı. Kendisini de buradan saygıyla, minnetle anıyoruz. Çünkü her ne kadar yabancı bir vatandaş olsa da, Türk vatandaşı olmasa da ülkemiz için çok önemli katkıları var. Özellikle bilimsel ve turizm açısından. Sualtı Arkeoloji Müzesi normalde 5'te kapanıyordu eskiden. Şimdi kapanış saatini akşam 9.30'a kadar uzatmışlar. Böyle yaz sezonunda akşam 9.30'a kadar gelip Sualtı Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret edebiliyorsunuz. Tabii 9.30'da almıyorlardır. Muhtemelen son girişler falan 9'dadır. 9.30'da herkes çıkmış oluyor, öyle söyleyeyim. Tek Taş Batı, İspanyol Kulesi. Yılanlı Kule. Ben bu Yılanlı Kule'yi hatırlıyorum. Evet, eski halini de vardı bende. Şimdi Yılanlı Kule Sağlık Kulesi olarak da biliniyor. Sağlıkçıların sembolünü bilirsiniz. Yılan vardır. Burada şey vardı böyle. Komple yuvarlak bir şekilde amforalar sergileniyordu. Şimdi de bu halde. Değişmiş. Elbet değişim olacak. Şurada da bir alabastron var. Alabaster'den alıyor ismini. Yani su mermerinden. Bu da su mermerinden yapılmış. Şimdi dünyanın en önemli batığı, Uluburun Batığı. Geç Tunç Çağı batıklarından. Neden dünyanın en önemli batığı olarak biliniyor? Şimdi ona geleceğiz. Aa, bak burayı çok değiştirmemişler. Burası biraz daha eski haliyle korunmuş. Eski hali de bu şekildeydi böyle. Yine aynı şekilde duruyor. Çok iyi ya. Bak şu minik ahtapotlar falan bile duruyor yani. İyi, bunları değiştirmedikleri çok güzel olmuş zaten, çünkü bu çok çok güzel bir salondu. Eserleri çıkartırlarken. 1984 yılında kazısına başlanmış. Uzun yıllar kazısı sürüyor. Yine George Bass kazı başkanlığında yapılıyor bu su altındaki kazı. Şimdi buradan Tunç Batığı denmesinin sebebi hem genç Tunç Çağı'na ait olması, hem de içerisinden bakın şöyle yastığa benzer tunç ingotlar çıkıyor. İngot demek de külçe demek, yani tunç külçeler çıkıyor. Bunlar hem ticarette kullanılıyor hem de ham madde olarak kullanılıyor. İşte bunları satıyorsunuz, karşılığında ya mal alıyorsunuz ya para alıyorsunuz. Bunlar da tunç heykellerin yapımında falan kullanılıyor veya tunç malzemelerin, tunç silahların yapımında kullanılıyor. Bir de çok önemli malzeme var. Bir mühür. Mısır kraliçesi Nefertiti'nin mührü bulunuyor bu batıkta. Bulunan bazı diğer eserlerde burada fil dişinden, böyle bakın, biblolar, fil dişinden böyle malzemeler. Bu da fil dişi parçası. Nefertiti'nin mührünü geçici sergiye götürmüşler, buradan almışlar. Evet, İstanbul'da havalimanındaki geçici sergiye gitmiş, o yüzden göremedik burada. Ama bende fotoğrafı olacaktı onun. Eskiden gelince çekmiştim sanırım onu. Onu koyarım burada. Şimdi de Karyalı Prenses Salonu'na geldik. Kaledeki en meşhur yerlerden bir tanesi aslında burası. Kafasında bir saç bandı. Şöyle baktığımız zaman yaşlı bir yüz. Klasik Yunan burnu yok. Tipik, yani ideal Yunan burnu yok. Burada böyle bir heykel yapılmış. Yani arkadaşlar, şimdi burada bir sıkıntı var. Yani mesela müzenin her yerini gezdik, çok güzel falan diyoruz ama bu heykelde bir sıkıntı var. Ya ben mi yanlış görüyorum, yoksa bu heykel kısa saçlı mı? Şimdi arkadaşlar, o dönemlerde genellikle köleler kısa saçlıydı. Böyle kraliçeler, prensesler falan saçı uzun olurdu. Burada küçük bir hata yapılmış diyeyim, ya da belki bildikleri bir şey vardır, yani peşin konuşmayayım ama normalde bunun uzun saçlı olması gerekirdi buradaki heykelin. Kısa saçlı yapılmış.
Neyse bir bildikleri vardır diyelim. Geçelim. Böyle işlemeli yüzükler. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Muazzam. Burada da böyle bir kolye var. Çok güzel altın bir kolye. Muazzam. Taç o kadar narin, o kadar güzel ki. Bilmiyorum yani buna dokunmaya cesaret ister. Dokunmak cesaret ister buna. Alarm alarm vardır yani muhakkak bayağı bir güvenlik önlemi vardır şu anda. Bayağı çünkü paha biçilemez altın bir taştan söz ediyoruz şu anda. Çok önemli. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Burada Karyalı Prenses deniyor. Çünkü bir taç var. Bulunduğu lahit de şurada. Bakalım lahitede. Şimdi gerçek iskeleti burada. Bu açılmamış halde bulunmuş bir lahit ve bütün ölü hediyeleriyle beraber bulunuyor. Muazzam bir buluş. Bir de şöyle iddialar var. Karya kraliçesi ada olduğu, hani Alinda kentine sürgün giden kraliçe ada olduğu iddia ediliyor. Ama bence bu gerçeği yansıtmıyor. Kraliçe ada olamaz. Neden? Çünkü kraliçe ada olsaydı böyle bir lahde defnedilmezdi. Muhtemelen çok daha büyük oda tipi bir mezara veya anıtsal bir mezara defnedilirdi diyorum. Çünkü Karya'nın kraliçesi yani baya baya büyük kraliçe ada mazal olsun kardeşi. O derece önemli birisi yani. Koskoca mazal olsun kardeşi böyle bir yere defnedilmezdi. Sergilemesi de güzel olmuş burasının. Ama lahit biraz uzak kalmış. Lahite yaklaşıp lahitin içine bakabiliyorduk. Şu anda lahite yaklaşamıyoruz. Bir de eskiden lahitin içinde fare falan vardı böyle. Fare maketi falan vardı. Çünkü lahit bulununca içinde bir de fare iskeleti bulunmuş. Çok güzel bir gün batımı yakaladık ya. Bodrum'da güneş yeniden battı. Ama Bodrum Kalesi şu anda hala ziyarete açık ve rüzgar gülleri de varmış. Bak gün batımıyla beraber çıktı meydana. Rüzgar türbinleri. Şimdi burası özellikle çocuklar tarafından çok çok sevilen, çok ilgi gören bir kuleydi. Şimdi nasılmış bakalım restorasyon sonrası. Arkadaşlar şimdi burası nasıldı biliyor musunuz? Tepede böyle aslan böyle şeysi maketi falan vardı. Burada şövalye flamaları vardı. Çok çeşitli şeyler vardı böyle zırhlar mırhlar vardı böyle. Eski hali daha güzeldi ya burasının. Biraz soğuklaşmış, biraz donuklaşmış burası. Eski halinin fotoğraflarını falan koyacağım buraya. Zamanında iyi ki çekmişim. Burada camlar yapılmış. Eskiden sanırım demir parmaklık gibi bir şey mi vardı burada ya da hatırlayamıyorum nasıl olduğunu. Ama yine böyle oturak yerleri vardı. Artıları da var, eksileri de var. Bütün yerlere artı yazdım çoğu yere. Buraya eksi yazıyorum. Çünkü eski hali daha eğlenceli, daha güzeldi. Böyle gençlere, çocukların ilgisini çekebilecek daha iyi bir yerdi. Bir diğer eksi de Karyalı Prenses'in heykeli diyorum ama ondan çok emin değilim. Yine bir bildikleri vardır diyorum. Eksi hanesi burası benim için. Ama restorasyon genel olarak güzel, beğendim. Bodrum Kalesi gezimizin sonuna geldik. Aynı zamanda Bodrum videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler için güzel bir seyir olmuştur. Benim için güzel bir gezi oldu çünkü uzun zamandır böyle Bodrum'a gelmemiştim. Yaklaşık 2 yılı geçkin bir süredir. Bu bahaneyle de her yerini böyle gezmeye çalıştık. Bayağı eğlendik. Güzel yani. Bodrum sadece gece hayatından ibaret değil. Böyle sadece safi eğlenceden ibaret değil. Bodrum'da tarihi yerler de var. Antik kentleri var. Her yeri böyle tarihi ve doğal güzellikleriyle dolu bir yer. Bir de sadece yaz mevsiminde gelinmiyor. Buranın kışı da var, baharı da var. Çok çok güzel zamanlar. Geçirebilirsiniz farklı mevsimlerde. Yürüyüş yolları var. Böyle tavsiyelerde bulunmak istedim. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle diyoruz. Desteklerinize ihtiyacımız olduğunda tekrar hatırlatalım. Gerek katıl butonuyla gerekse de teşekkürler butonuyla desteklerinizi bekleriz. Beğeni ve aboneliklerinizi de elbette bekliyoruz. O zaman bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Doğayla ve arkeolojiyle kalın. Daha önce gelmediğim bir yerdeyim. Bu vesileyle sizler için ben de gelmiş oldum. Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın mezarı küçük bir anıt haline getirilmiş. Büyük bir kayrak taşı üzerine ismi, doğum tarihi ve ölüm yılı yazılmış. Cevat Şakir Kabaağaçlı namı diğer Halikarnas balıkçısı.
merhaba sözüyle tanıdığımız Bodrum'un kırmızı çizgilerinden. Öyle söyleyeyim yani. Bodrum için Halikarnas balıkçısı kırmızı çizgidir. Bodrumlular Halikarnas balıkçısına böyle laf söyletmezler. Onu korurlar, onu çok sever sayarlar. Elbette biz de sever sayarız. Çünkü ülkemizin yetiştirmiş olduğu bir yazarımız. Şimdi gölgelik bir yer buldum. Hem oturayım hem de dinleneyim. Ve Halikarnas balıkçısını birazcık da olsa size anlatmaya çalışayım. Şimdi Halikarnas balıkçısı önemli bir yazarımız. Kitapları var. Kitaplarının çoğunu alıp okumaya çalıştım. En güzel kitaplarından bir tanesi Nasıl Bodrum'a Geldiğini Anlatan Mavi Sürgün kitabı. Gerçekten şeydi, akıcı bir kitaptı yani. Baştan sona oturup bir solukta bitirebiliyorsunuz. İstanbul'da bir yazar kendisi. Böyle dergilere, gazetelere falan yazılar yazıyor. Bir yazısındaysa firar edip de idam cezasına çarptırılan firari askerleri anlatıyor. İki tanesini çok üzülmüş. Bu askerlerin idam edilmesini de böyle eleştirmiş. Ama çok sert bir dille eleştirmiyor. Sadece eleştiriyor. Hani bunun yanlış olduğunu söylüyor. Bu kadar da sert olmaması gerektiğini söylüyor. Şimdi İstiklal Mahkemelerinin de bu dikkatini çekiyor elbette. Hemen alıyorlar, yargılıyorlar. İstiklal Mahkemesi'ne o dönemlerde ciddi suçlarla girenlerin sağ çıkması pek mümkün değil. Yani çünkü zaten millet savaştan çıkmış, çok yorgun bir millet. Ulu Önder'in dediği gibi işte içeride ve dışarıda hainler var, içeride de hainler var. İstiklal Mahkemeleri de çok sert. Ama İstiklal Mahkemeleri şunu fark ediyor muhtemelen benim anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın vatanını sevdiğini görüyorlar ve onu idam etmiyorlar. Ve o zamanki ağır cezalardan bir tanesi olan kalebentlik cezasına çarptırıyorlar. Kalebentlik dediğimizde şu, ülkenin ücra köşesinde bir tane kaleye mahkum oluyorsun. Kaleden dışarı çıkamıyorsun. Kalede sürgün hayatı yaşıyorsun. İşte 3 yıl, 4 yıl. Yanlış hatırlamıyorsam Cevat Şakir de 4 yıl kale cezasını çarptırılıyordu. Kale cezasını çarptırıldığı yer ise Bodrum. Bodrum Kalesi'nde kalebentlik cezasını çarptırılıyor. Ama İstiklal Mahkemeleri tabii şunu da biliyor. Muhtemelen devletin yapmak istediği şey şu. Bu yazar bir Anadolu'yu görsün. Hani çok kötü bir yere göndermiyorlar. Bodrum o zamanlar da güzel bir yer. Çünkü Bodrum antik bir şehir. Halikarnas şehri var. Antik dönemlerden beri, demir çağından beri oldukça rağbet gören, gezenlerin çok sevdiği, bayağı parlak bir yer. Hani o zamanlarda çok kötü, berbat bir yer değil. İşte İstiklal Mahkemeleri de Cevat Şakir'i Bodrum'a gönderiyor. Halikarnas'a gönderiyor. O zamanlarda kaleye götürüyorlar. Tabii bu yolculukları falan da anlatıyor. Yolculukta neler çektiğini falan anlatıyor. Ama şu nokta dikkatimi çekti yolculukta. Herkes ona çok iyi davranıyor. Böyle askerler, karakol komutanı falan çok çok iyi davranıyorlar. Her ihtiyacını falan karşılıyorlar. Bunları da zaten kendisi hürmetle anlatmış. Neyse Bodrum'a geliyor Halikarnas balıkçısı. Kale zaten kapalı. Buna diyorlar ki kalede ceza çekmene gerek yok. Git kendine bir tane ev tut diyorlar. Orada yaşa. Bodrum'dan çıkma sadece. Hani Bodrum'da takıl. O da gidiyor kiralık ev arıyor. Kiralar o zamanlar ne diye düşünürsünüz? Yani bugün Bodrum'da bir ev tutmak herhalde 40 bin lira, 50 bin liradan falan başlıyordur. O dönem Bodrum'da bir evin kirası ne kadar biliyor musunuz? 25 kuruş. 25 kuruşa ev kiralıyor ve o evde yaşamaya başlıyor ve Bodrum'a adeta aşık oluyor. Yani tekne alıyor, işte balıkçılık yapıyor, denizlere açılıyor. Ama söz verdiği gibi Bodrum'dan dışarı çıkmıyor elbette. Ve Bodrum'dan dışarı çıkmaması Bodrum'a çok büyük katkı sağlıyor. Muhtemelen devletin istediği de buydu. Hani Cevat Şakir Kabaağaçlı bir Anadolu'yu görsün, İstanbul'dan bir dışarı çıksın. Hani İstanbul'daki o etkilerden bir kurtulsun, bir Anadolu'yu görsün istiyor. Benim tahminim o. Gerçekten de görüyor ve Bodrum'u çok seviyor. Anadolu'yu çok seviyor. Anadolu'yla ilgili yazılar yazıyor, Bodrum'la ilgili yazılar yazıyor. İşte mavi yolculuklar yapıyorlar. Mavi Azra Erat'la beraber işte mavi yolculuk kitapları falan Azra Erat'ın çıkıyor, basılıyor falan. Bodrum için ve ülkemiz için çok büyük katkı sağlamış oluyor ve Halikarnas balıkçısı olarak tanınıyor. Ve şey böyle, herkes onu çok seviyor. Bodrum'da hala çok seviyor. Çünkü Bodrum'da pek çok peyzaj, Bodrum'a getirilen ağaçlar, narenciyeler onun işi. İşte gidiyor İtalya ile yazışıyor, İtalya'dan fidanlar alıyor,
buraya getiriyor, burada dikiyor falan. Yani çok çok büyük katma değer sağlıyor ve Bodrum turizminin de önünü bu şekilde aslında bir bakıma açmış oluyor. Yani gerçekten önemli bir kişi. Yazdığı yazılarda da görüyoruz ki ülkemizi, vatanını, özellikle Bodrum'u ne kadar çok seviliyor. Ve vasiyetinde de şunu belirtiyor. Beni işte öldükten sonra Bodrum'a gömün diyor. Onu da Gümbet'teki bu tepenin en yüksek noktasına defnediyorlar. Mezarı da burada. Ayşe Temiz Hocam da burada ya. Vay be. Buradan Ayşe Temiz Hocam eğer videoyu izliyorsa kendisine selamlarımı gönderiyorum. Bir de çok küçük bir bilgi daha. Şimdi Halikarnas balıkçısının teknesinin ismi Yatağan. O zamanlarda Yatağan ilçe olacak. İlçeye ne isim verelim diye düşünürlerken kaymakamın eşi diyor ki Halikarnas balıkçısının teknesi var Yatağan. Onun ismini verebiliriz diyor. Düşünüyorlar, taşınıyorlar. Gerçekten de Halikarnas balıkçısının teknesinin ismini Yatağan'a veriyorlar. İşte günümüzdeki Yatağan ilçesinin ismi de buradan geliyor. Kitabında da bundan bahsetmişti. Yani ne diyeyim? Kendisini rahmetle, saygıyla anıyoruz.